teknik mola önde giriyoruz. Yani diyor bu sene, bu şampiyonada hakemler biraz oynatıyorlar. Evet. Yani şimdi Perulu oyuncunun aldığı ikinci top, tamam birincilerde çok çalınır ama ikincisi yani resmen göbekten attı pası. Geldi yani. Bekova'nın topu. Evet. Ama kendisi de durdu. Evet. Düdük yani gelmedi. Çok oynatıyorlar Slovak hakem. Yani Avrupalılar aslında bu kadar çok oynatmaz. Güney şey Asya tarafta hakemler, Asyalı hakemler daha çok oynatıyorlar ama neyse önemli değil. Biz gene toparladık. Bloklarımız iyi yerleşti. Bloklarımız iş yaptığı zaman zaten sorun azalıyor. Bloktan seken toplar toplanabiliyor o zaman hücumda. Zaten sorun yaşamıyoruz diyorum ya. Bir bu setin başında biraz topu öldürmekte zorlandık. O da iyi toplar gelmedi naza. Gelmeyince de toplar uzamıyor. Ya da yükseklik iyi yükselmiyor. Yani smaçörün istediği boyda. Böyle bir problem yaşadık setin başlarında. Ama neyse şu anda her şey yoluna girdi. İyi de gidiyor. Böyle de gidecek inşallah. Az önce Peru molasında Mehmet Bedestenlioğlu çok hata yapıyoruz dedi ki doğru, 14 sayı kazandı Peru, 7'si bizim hatamızdan çok kaynaklanan sayılardı. Bu hataları yapmadığımız müddetçe farkı açacağız. Nas kullandı servisi, Palacios geldi, Bekova, Useda Plase. Neslihan dokunmasa manşeti alacak. Hazırdı, Bahar hazırlanmış vaziyetteydi, evet. Fakat sayı milli takımımızın oluyor. Bizim alanımızdaki topla oynadılar, evet. File üstünde. Onları biz pek göremiyoruz. Aynı değişiklik. Rueda ve Useda değişikliği. İlk sette de bu değişikliği yapmıştı Kim Chi-Olyong. Naz'ın servisi. Seri devam ediyor milli takımımız adına. 6 sayılık bu seri kırılıyor şimdi. Leyla Chihuan. Bu kez tek ayak hücumuna gitti. Ve sayıyı aldı paralelden. Esra Gümüş, Naz. Çok güzel. Bahar'la kazanıyoruz bu sayıyı. Ortiz manşet aldı. Rueda. Sayı Peru. Geldi Bekova kullandı servisi. Esra Gümüş. 20-16. Esra çok skorer oynamaya başladı. Japonya maçında da öyleydi. Bu maçta da. Japonya maçında zaten Neslihan da oynayabilseydi daha farklı bir skor çıkabilirdi diye düşünmeden edemiyor insan. Neslihan o gün ilk kez beklenen performansı ortaya koyamadı. Yani bütün turnuvayı tabii sırtlayan bir oyuncu, lider oyuncu ama o gün gerek serviste gerekse hücumda istenen performansı ortaya koyamamıştı. Çok güzel. Bir sayı daha. Yine Esra Gümüş. Peru molası. Evet. Tabii ara açıldı ve 20. sayıyı geçtikten sonra 4 sayılık fark. Burada seti artık koparmak üzere Türkiye. Ama dikkat. İyi servis. İyi servis. Bu sette biraz fazla servis kaçtı ama önemli değil. Telafi edebileceğimiz bir takımla oynuyoruz. Ve iyi de oynuyoruz. Servis kaçırıyoruz ama iyi servis de atıyoruz. Ve bloklar bugün gayet iyi işliyor. Smaçörlerimiz de çok iyi. Neriman
az gözüktü oyunda ama aldığı zaman çok top öldürüyor. Bugün Neslihan'la çok buluşuyor. Buluşturuyor topu pasör ve Esra ile. Esra çünkü dediğim gibi çok skorer oynuyor son iki maçtır. Peru molası tamamlandı. Servisi Neslihan'la kullanıyoruz. Geldi Bekova. Sayı evet. Türkiye'nin. İyi servisti. Neslihan Danel. Çok iyi. Palacios. Geldi Bekova. Carla Ortiz. Oh. Dışarı vuruyor Ortiz. Evet, ben de diyecektim yazık olur bu servis. O kadar iyi bir servisti ki. Bayağı oldu. Neslihan bir servis daha. Bugün üçüncü kez servis kaçırdı Neslihan. Ama iyi de servis. Fakat arttı. Servisleriyle de çok sayı kazandırdı. Neriman'la manşeti alıyoruz. Evet. Eda'yla sayıyı kazandık. 24-18 ve set sayısı. Esra Gümüş. Evet. Soto'nun topu doğrudan antene gitti ve 25-18. İkinci seti de milli takımımız kazanmayı başarıyor setlerde. 2-0 öndeyiz Peru karşısında.